Ramazan'da ne olur? Şunu ihtiyat haline getirin. Ramazan'da ne yapalım? En güzel. Ramazan'da first ve second olanı değiştir. Birinci ve ikinci olanı değiştir. Şimdi birinci gündelik hayat. Belli. Görüyoruz zaten. Gündelik hayatın daha dağısı. Dünyaya çalışma, koşturma. Ramazan'da bunları takas edin. Gündelik hayatı arkaya atın, ikinci olsun, ikincil. Ama ebedi hayat birincil olsun. Aklımız, irademiz, vicdanımız, bilincimiz ve şahsiyetimiz birincil olsun, bedenimiz ikincil olsun. Maddemiz ikincil olsun. Manamız birincil olsun. Ruhumuzu öne alalım. Çünkü Hayat gemisinin kaptan köşkünde ruh oturuyor. Ruh da akıl, irade ve vicdanla temsil edilir. Onları doyuralım. Onları. 11 ay ötekini doyurduk. Maşallah. Bakın, eksiği olan yok. Fazlası olan çok. Dolayısıyla etimizi yesek bahara çıkar mıyız? Çıkarız. Dolayısıyla fazlası israf zaten. İsraf etmeyelim diye tabağa bakıyorlar. Tabağa bakma, aynaya bak. Fazlalık var. O zaman gelin ikinci olanı ikinciye alalım. Birinci olana aklı, iradeyi, vicdanı, bilinci geçirelim. Oraya geçirelim. Ve oraları büyütelim. Oraları ihmal ediyorduk. Oralar büyüsün. Oraları vahiyle büyütelim. Her Ramazan'da mümkünse Kur'an'ı baştan sona anlayarak okumayı amaç edin. Bu çok önemli ya. Ve mümkünse bir defterle beraber okuyun veya meal defterde okuyun. Mutlaka o günkü anlarınızı yazın. O gün hissettiklerinizi yazın. O gün size verdiklerini yazın. O gün sizin aklınıza doğanları yazın. Ayetlerin işaretlerini yazın ve defterleriniz biriksin. Bu defterleri çocuklarınıza miras bırakın. Torunlarınıza miras bırakın. 2010'lu yılların defterleri, 2020'li, 2030'lu, 2040'lı, 2050'li İnşallah ömrünüz olur. Ve çocuğunuz sizden en büyük miras olarak ilahi kelamı alsın düşünmeyi alsın, üretmeyi alsın, sorumluluğu alsın, kaliteyi alsın, iradeyi kullanmayı, vicdanlı olmayı alsın, hakkaniyeti alsın, merhameti, adaleti alsın, ortak aklı alsın ve liyakati alsın, ehliyeti alsın. İnşallah. Ramazanınız o zaman mübarek olur. O zaman benim Ramazanınız mübarek olsun dememe ihtiyacınız kalmaz. Aslında Ramazan zaten mübarektir. Ramazan hep mübarektir. Bereketlidir yani. Mübarek bereketi demek. Yani kaliteli demek aslında biliyor musunuz? Ramazan hep kalitelidir. Ramazanla kalitelenmek sorundur işte. Ramazanın kaliteli olması değil. Ramazan kalitesinden istifade etmek. Biz o kaliteden ne aldık? Hangi payı aldık? Evet. Ramazanınız kaliteli. Ramazanla kalitelendirsin Rabbim sizi. Siz buna talip olun. Ramazan'ın kalitesinden bir pay alın. O zaman Kur'an'ı sevindireceksiniz. Ben diyor kişinin Allah'la olan ilişkisini Kur'an'la ilişkisi üzerinden anlarım diyor. Bence doğru. Ben de insanın Rabbi ile olan ilişkisini Kur'an'la ilişkisi. Çünkü Rabb'e dokunamazsın. Kur'an'a dokunursun. Rabbi göremezsin. Kur'an'ı görürsün. Rabbi okuyamazsın. Kur'an'ı okursun. O zaman Kur'an'la ilişkimizi tekrar sıcak bir ilişkiye dönüştürmek, tekrar dost olmak için tam bir fırsat. Ramazan. Mübarek olsun. Hayırlı olsun. İnşallah nice Ramazanlara diyorum. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Şimdiden hoş geldi, hoş buldu. Bizi de boş bulmaz, nahoş bulmaz, hoş bulur inşallah.